Muzaffer, şunu bir imzalar mısın? Bankaya göndereceğim. Sonra Zekai. Neyin var senin? Hı? İki gündür ağzını bıçak açmıyor. Bir şeyim yok. Nasıl bir şeyim yok? Madem yok, bu halin ne öyleyse? İşi gücü iyice boşladın ortak. Uzatma. Uzatma mı? Bu evrakı imzalaman için üçüncü getirişim. Farkında mısın sen? Canım, üşeniyorsan sekretere bıraksaydın. Bıktım usandım hepinizin yakınmalarından. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere yakında yapacağımız il genel meclisi seçimleri bugün pek bir dalgınsın Muzaffer. Yoksa il meclisi seçimleri seni ilgilendirmiyor mu? Şu anda dünya yıkılsa umurumda değil Paşazade. Bütün üyelerimiz için pek bir önem taşıyan bu seçimler evvelinde yapacağımız istişare toplantılarında görüşürüz. Baksana delikanlı. Buyurun Muzaffer Bey. Rakı istemiştim oğlum. Nerede rakı? Bitmesini bekliyordum efendim. Getirecektim. E bitmiş işte. Kör müsün evladım? Ama efendim bunlar... Al şunu. Peki efendim. Afiyet olsun birader. Gölgen misin be Paşazade? Nereye gitsem peşimden geliyorsun. Peşindeyim tabii. Şu son iki günkü ruh halinin sebebini merak ediyorum. Ne varmış ruh halimde? Öyleyse durum gerçekten vahim demekmiş. Ne yani? Bir parça kızgın olmam mı mesela? Kızgın mı? Kor olmuş kömür gibisin birader. Dokunduğun yeri yakıp geçiyorsun. Az önce Zekai'ye rastladım. Adamcağızı azarlayıp eşekten düşmüşe benzetmişsin. Nedir derdin? Söyle de bilelim. Dünya böyledir işte. Bin tane meziyetin olsa hep kötü yanından bakarlar. Anlatacak mısın? Yoksa anlatmayacak mısın? Neyi? Anlaşıldı. Bu gece içmekten başka çare yok. Evladım, bak bakayım buraya. Buyurun efendim. Muzaffer, nerede kaldın? Bütün gece merak ettik seni. Kulüpteydim. İçtim. Yoksa bunun için senden izin mi almalıydım? Elbette hayır ama... Güzel. Ben de öyle düşünmüştüm. Thank you.
abi? İyi misin? Bu soruyu son zamanlarda o kadar çok duydum ki... ...artık önemini yitirmeye başladı. Güllü, bazı şeyler... Evet. Behi'yi nasıl ölüme terk ettiğimi anlattım ona. Sen onu ölüme terk etmedin abi. Ruhu ve bedeni zaten ölü olan bir kadının son arzusunu yerine getirdin. Bundan böyle bir önemi yok Halide. Behiye'nin değeri... ...ardından bana bıraktığı ıstırap ve pişmanlıkla daha da artıyor. Artık öyle bir hale geldim ki... ...ne sırtımdaki pişmanlığı atabiliyorum... ...ya da başımı kaldırıp önümü görebiliyorum. En yakınımdaki insan... ...karım bile beni anlamıyor. Beyi rahat etmek için kendini öldürdüyse... ...demek ki huzura kavuşmak için benim de başka seçeneğim kalmadı. Abi, neler söylüyorsun? Yıllarca kaçmaya çalıştığım gerçeklerden bahsediyorum Halide. Doğru değil bunlar. Sen şimdi çok fazla içtiğin için böyle konuşuyorsun. Hadi ya, ben seni yatırayım. Bak, sabah hiçbir şeyi hatırlamayacaksın. İstemiyorum. Geceyi burada geçireceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.